yenilebilir kağıttan dantel yapımı için bize gerekli olan malzemeler yenilebilir kağıt, su ve gıda boyaları. Yenilebilir kağıdımızı boyamak için kullanacağımız yenilebilir gıda boyaları yağ bazlı ya da su bazlı da olabilir. Bu gördüğünüz boyalardan şu ikisi metalik gıda boyası. Buradaki boyam da kahverengi yenilebilir yağ bazlı gıda boyası ve buradaki de beyaz yağ bazlı gıda boyası. Dantellerimizi boyamak için hem yağ bazlı hem de su bazlı gıda boyası kullanılabilir. Öncelikle blenderimizin içine ufak ufak kesilmiş yenilebilir kağıtlarımızı koyuyoruz. Bu şekilde ufak ufak kesilmeli. Bunlar bende daha önceki işlemlerden kalan yenilebilir kağıt fazlalıklarım. Yenilebilir kağıt biraz pahalı bir ürün olduğu için mutlaka bu gördüğünüz şekilde olan fazlalıklarınızı kesinlikle atmayın. Onları hava almayacak şekilde bir poşete ya da plastik bir konteynere yerleştirip oda sıcaklığında bir sonraki kullanımınıza kadar saklayabilirsiniz. Şimdi de blenderın içine yenilebilir kağıtlarımı yerleştiriyorum. Biraz fazla kağıda ihtiyacım olduğu için öncelikle buradaki olan yenilebilir kağıtlarımı blenderdan geçireceğim ki diğer kalan yenilebilir kağıtlarım bu kabımın içine sığabilsin. Çünkü bir bu kadar daha yenilebilir kağıdımız var kullanmamız gereken. Şimdi onları öncelikle blenderdan geçirip ufalayacağım. Evet, kağıtlarımı bu şekilde ufaladım. Yenilebilir kağıdımı bu şekilde incelttim. Şimdi de içine yavaş yavaş su ilave edeceğim. Biraz suyumu ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Şimdi de kapağımı açıp suyun tamamını ilave edebilirim. Ve çırpmaya devam ediyorum. Evet, çırpmayı bitirdim. Bakın şöyle bir sıvımız oldu. Hemen kaşıkla gösteriyorum. Şimdi de bunun içine boyamızı ekleyeceğiz. Ve metalik gıda boyamı aldım. Azar azar içine boşaltacağım. Evet, şimdi de beyaz ve biraz simli ten rengi bir renk ekleyeceğim buraya. Beyaz boyamı aldım. Çok az damlattım. Ve ten rengi simli boyamı alıyorum. Biraz da bundan ekliyorum. Ve tekrar çırpıyorum. Çırpmayı bitirdik. Şöyle de bir kıvamı var. Bildiğiniz krep hamuru kıvamında oluyor. Şimdi de yenilebilir kağıttan yaptığımız karışımı kızartmaya başlayacağız. Tavamız şu an tamamen sıcak, çok sıcak ve kupkuru. Herhangi bir yağ ya da su içine dökmedim. Hiçbir şey yok. Karışımı döküyorum. Ve ocağımın ısısını biraz düşürüyorum. Bu şekilde hemen karışımı yayıyorum tavama. Bakın, benim bir temel oluşturmam lazım. Yani zemin yapmamız gerekiyor ki dantelimiz ortaya çıksın. O dibimiz olmazsa dantelin o altı dibi sadece koca koca deliklerimiz olacak. O yüzden öncelikle şöyle kendimize bir dip yapıyoruz. Bakın yavaş yavaş kızarıyor. Karışımız tavaya tutunuyor. Dediğim gibi önce dibimiz tutmalı. Ve bakın şu an görünüyor. Görüyor musunuz bu ince tabakayı? Bütün taban bu ince plakla kaplanmış durumda. Ve şimdi şu üstteki olan karışımı rahatlıkla sıyırabilirim. Şu ince zarı gördünüz mü? Öncelikle düşük devirde şu tabanı yaptık. Ve bu tabanı yaptıktan sonra üstte kalan sıvıları, şu karışımımızı artık rahatlıkla spatula yardımıyla yayabiliriz. Fakat eğer bu tabanı yapmazsak ve hemen olduğu gibi yüksek ateşte spatula yardımıyla şu sıyırma işlemini yaptığımızda bizim altımızda kesinlikle hiçbir şey kalmıyor. Bütün karışım olduğu gibi spatulanıza yapışarak dantelinizi yapamıyorsunuz. O yüzden mutlaka önce sıcak tavaya karışımımızı döküyoruz. Tavamızı düşük seviyeye alarak önce bu sıvının tabana tutmasını sağlıyoruz. Ve ancak ondan sonra dereceyi bir tık daha yükselterek karışımın kaynamasını sağlıyoruz. Fokurdamaya başlıyor ve o fokurdayan üstteki fazla parçaları şu hareket yardımıyla tekrar üzerlerine rahatlıkla sürüp pişirmeye devam ediyoruz. Karışımın içindeki bütün sıvı buharlaştıktan sonra dantelin kendisi tavadan kendini direkt atıyor. Evet, bakın şu an sağlanmaya başladı. Şurada pişmeyen çok az bir kısım var. Evet, o da pişti ve hemen kaldırıp gösteriyorum.
Bakın şöyle dantelimiz oldu. Bunları tüm olarak ya da kırıp ufak parçalar şeklinde de kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde bütün karışımı kızartıyoruz ve hazır olan dantellerimizi tepsiye alıp soğutuyoruz.